Televizyon tarihinde bugüne kadar yayınlanmış en başarılı dizi hangisi biliyor musunuz? IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en popüler dizi 2008'de başlayıp 62 bölüm devam ettikten sonra 2013'te sona eren Breaking Bad. Ve görünen o ki Evrim Ağacı ailesinin %60'ı diziyi ya tamamen ya da kısmen izlemiş. %22'si de izlemeyi düşünüyor. Yes, science! Ben de yıllar önce izlemiştim. En sevdiğim dizi diyebilir miyim bilmiyorum ama kesinlikle eşsiz bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Beni en çok çeken tarafları istikrarlı karakter gelişimi, ilginç hikaye örüntüsü ve tabii ki bilimden, özellikle de kimyadan bol bol faydalanmasıydı. O nedenle bugün sizinle birazcık Breaking Bad'in biliminden bahsetmek istiyorum. Gerçi şimdi diyeceksiniz, abi Breaking Bad mi kaldı onca sene geçmiş üstünden diye. Ama yapacak bir şey yok. Breaking Bad'in popüler olduğu zamanlar Evrim Ağacı Facebook'ta bir sayfadan ve kimsenin girmediği bir internet sitesinden ibaret bir öğrenci grubuydu. Aktif bir YouTube kanalımız falan yoktu. Dizide baştan sona bilimle bezeli olduğu için bana bilimin çok çeşitli alanlarından bahsedebilme fırsatı sunuyor. Hem de çok çeşitli alanlarından. Haliyle ben de bundan faydalanmak istiyorum. Peki, o zaman soruyorum. Breaking Bad bilimi doğru bir şekilde yansıtıyor mu dersiniz? Gelin bir bakış atalım. Dizinin sanatsal detaylarına girmeyeceğim ama çok genel bir özeti şöyle. Orta sınıfın altında kalan ve ekonomik sıkıntılar çeken bir kimya öğretmeni olan Walter White, tedavi edilemez bir kansere yakalandığını ve birkaç ay sonra öleceğini öğreniyor. Bu da onu kötü yola sokuyor ki Breaking Bad Türkçe'de bu demek ve kimya bilgilerini kullanarak öğrencilerinden en berbatlarından biri olan Jesse ile metamfetamin isimli bir uyuşturucuyu üretme işine giriyor. İkili kısa sürede Amerika'nın en azılı uyuşturucu baronuna dönüşüyorlar. Bu süreçte de tabii bir dolu olaylar gelişiyor. Dediğim gibi ben burada işin bilimine odaklanacağım. Ve tabii ki iyi bir Breaking Bad analizi dizinin merkezinde yer alan metamfetaminle başlamak zorunda. Bu konuda size şunu baştan söyleyeyim. Dizide bağımlılığın ne kadar yıkıcı bir şey olduğu yan arterlerde işleniyor olsa da ana konu bu olmadığı için yeterince vurgulanmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu birazcık netleştirerek başlamak istiyorum. Metamfetamin ya da kısaca met, günümüzde en yaygın kullanılan uyuşturucular arasında. Alfa metil fenetilamin ya da kısaca amfetamin olarak bilinen ilaçlar aslında ilk olarak Roman kimyager Lazar Edeliano tarafından ta 1887 yılında Berlin Üniversitesi'nde geliştirildi. Edeliano, insan gibi memeli hayvanların sinir sistemindeki nörotransmitterlerden biri olan fenetilaminin metil analogunu sentezleyerek sonradan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve hatta Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde bile kullanılacak olan amfetamini üretti. Ondan sadece 6 sene sonra Japonya'dan Nagayoshi Nagai amfetamini metilleyerek metamfetamini üretti. İlk başta bu yeni ilaç burun tıkanıklığını gidermek ve askerlerin yorgunluğunu azaltmak gibi amaçlarla kullanıldı. Ama kısa bir süre sonra dozunu arttırdığınızda inanılmaz güçlü bir uyuşturucu olduğu fark edildi ve hızlı bir şekilde kötüye kullanım başladı. Bugün metamfetamin genellikle beyaz, pembe veya kahverengi olarak, kristal met olarak bilinen diğer formuysa aslen beyaz ama özellikle de Breaking Bad'den sonra açık mavi bir renkte satılıyor. Maalesef. Aslında Breaking Bad'in met kullanımına olumlu veya olumsuz bir etki edip etmediği pek açık değil. Bu konuda farklı görüşler var. Dizinin bitimi üzerinden 10 küsür sene geçtiği için bir etkisi olduysa bile artık o etki daha güçlü olan diğer faktörler arasında boğulmuş olsa gerek. Ama ne olursa olsun met kullanmanın bu hayatta yapabileceğiniz en berbat tercih olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer şeytani bir kimyasal var olabilseydi o kesinlikle met olurdu. Hatta met bağımlılarını bir noktadan sonra insan olarak kategorize etmek bile çok zor. Ve inanın bana bunu onları veya bağımlılıklarını aşağılamak için söylemiyorum. Met o kadar güçlü bir uyuşturucu ve o kadar etkili bir kimyasal madde ki evrimin milyonlarca yılda yapabildiğini birkaç yıl içinde yaparak bağımlıların fiziksel görünümünü ve davranışsal profilini baştan sona değiştiriyor. Mesela asidik olduğu için diş enamelini parçalıyor. Beyindeki etkisi yoluyla tükürük salgısını
azaltıyor ve ağzı kurutuyor. Çoğu durumda şekerli yiyecek ve içecekleri olan açlığı arttırıyor. Ve son olarak bağımlıları hayattan kopararak diş hijyenini tamamen sona erdiriyor. Bu saydığım 4 şeyin etkisi altında dişlerde bakteri ve asit üretimi hızla artıyor. Ve met ağzı olarak bilinen berbat diş sorunları baş gösteriyor. Ayrıca psikoaktif bir ilaç olduğu için kullanıcıları derilerinin altında böcekler varmış gibi tuhaf bir hisse kapılıyorlar. Ve bu bağımlıların sürekli derilerini kaşıyıp kanatmalarına neden oluyor. Ayrıca deriye giden kan damarlarını büzüştürerek kan akışını azaltıyor. Ve bu da derideki o yaraların iyileşmesini iyice zorlaştırıyor. O nedenle vücutlarında kocaman, berbat görünümlü yaralar oluşuyor. Ayrıca met bir yandan şekerli yiyeceklere bir açlık yaratırken diğer yandan genel iştahı hızla baskılıyor. Ve bu nedenle yeryüzündeki en berbat diyeti size dayatarak hızla zayıflamanıza neden oluyor. Ama bu öyle kaliteli bir zayıflama falan değil, besinsizlikten kaynaklı bir zayıflama. O nedenle met kullanıcıları aşırı kırılgan ve zayıf gözüküyorlar. Kronik met kullanımında tüm bu saydığım etkiler ilacın kardiyovasküler ve immün sistem üzerindeki yıkıcı etkileriyle birleşerek aşırı hızlı bir yaşlanmayı tetikliyor ve bu nedenle gencecik met kullanıcıları bile 40-50 yaşında gibi gözüküyorlar. Ayrıca met kullanıcılarının saçları zayıflayıp dökülüyor. Aşırı kilo kaybı ve kasların zayıflaması dolayısıyla gözleri yuvalarında çökmüş bir hal alıyor. Berbat bir uyuşturucu, berbat. Ve işin en kötü tarafı her met kullanıcısı mutlaka bağımlı olmak zorunda. Sigara ve alkol gibi daha hafif uyuşturucuların aksine arada sırada met kullanımı diye bir şey yok. Kullanan herkes bağımlısına dönüşüyor. Dolayısıyla lütfen bir kere bile denemeyin. Ve bu korkunç canavarın kaynağı Sudafed. Evet, soğuk algınlığı falan geçirenlerin kullandığı, sinüsleri ve burun deliklerini açan son derece basit bir ilaç. Ama işte Sudafed'in etken maddesi olan pseudoefedrinle metamfetamin neredeyse aynı kimyasal. Tabii ki burada tüm basamaklarını anlatmayacağım ama tek yapmanız gereken bir miktar iyodin ve bazı kibritlerde bile bulunan kırmızı fosforu kullanarak Sudafed'deki bu oksijen ve hidrojeni birbirinden ayırmak ve sonrasında hidrojeni buraya geri takmak. Geriye kalan bu molekül metamfetamin oluyor. Breaking Bad'de bu Sudafed kullanımına birkaç kez gönderme yapılmış olsa da orada da bahsedildiği gibi Sudafed sıkı sıkıya kontrol edilen reçeteli bir ilaç. Eğer bir kişinin çok sayıda Sudafed aldığı tespit edilirse hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Dolayısıyla daha ziyade metamfetamin P2P olarak da bilinen fenil 2 propanondan başlanarak adım adım inşa ediliyor. Gerçi P2P de denetlendiği için dizide Walter P2P'yi denetlenmeyen bir kimyasal olan sodyumdan başlayarak kendisi üretiyor. Tabii dizide de tüm detaylar verilmemiş ama son basamakta indirgeyen aminasyon denen bir yöntemle ürettiği moleküle o bir hidrojeni bağlayıp metamfetamini ürettiğini biliyoruz ki bu tamamen gerçek bir reaksiyon. Özetle metamfetamin üretimiyle ilgili detaylar, özellikle de kullanılan kaplar, kaseler ve beherler, konuya gösterilen genel titizlik, Walter'ı sinirlendiren problemler bilimsel gerçeklerle birebir örtüşüyor. Ha, bu demek değil ki dramatizasyon yok. Tabii ki var. Mesela dizide sürekli metilamin çalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu Walter gibi bir kimyager için çok saçma. Çünkü P2P'yi ve ondan metamfetamini üretebilecek olan bir kimyager, metilamini çok daha yaygın erişilebilir olan diğer kimyasallardan hiç de dikkat çekmeden kolayca üretebilir. Ama tabii işin içine hırsızlık katmak olayı daha dramatik hale getiriyor. Ona denecek bir şey yok. Breaking Bad'in kimyası Walter'ı sıradan bir kimyager olmaktan çıkarıp Jesse'nin deyimiyle bir sanatçı, Walter'ın kendi deyimiyle ise Heisenberg yapan o kısımda patlıyor. Now, say my name. Neredeyse %100 saf metamfetamin iddiasında. Bundan kastın ne olduğu aslında çok da açık değil. Normalde biz kimyada saflıktan söz ederken bir molekül veya bileşiğin diğerlerinden arındırılmış olmasını kastediyoruz. Mesela %99 saflıkta sodyum dediğimizde elimizdeki maddenin %99'unun sodyum, %1'inin başka maddelerden oluşabileceğini söylüyoruz. Dizide de aslında buna işaret ediliyor. Ama 4. sezonun ilk bölümü olan Box Cutter'da Walter Victor'a sorduğu bir soru işleri karıştırıyor.
Ya nasıl soru ama? Aslında Walter burada çok basit bir şey soruyor. Harvard Üniversitesi'nden Furkan Öztürk'le yaptığımız o yayınımızı izlediyseniz orada enantiyomerlerden yani ayna moleküllerden ve bunların kimya ve biyoloji için öneminden bahsetmiştik. Hatırlarsanız bunlar iki elimiz gibi birbirinin ayna görüntüsü olan ve bu nedenle bambaşka kimyasal özelliklere sahip olabilen moleküller. Ve normalde enantiyomeri olan molekülleri sentezlediğinizde bunların her iki versiyonundan da %50 %50 üretebiliyorsunuz. Mesela metamfetamin, dextrometamfetamin yani sağ elli metamfetamin ve lovometamfetamin yani sol elli metamfetamin isimli iki versiyona sahip. Bunlardan sağ elli olan çok daha güçlü bir psikostimülan ama sol elli versiyon daha zayıf bir psikodinamik profile sahip. O nedenle de müptelaları tarafından çok daha az tercih ediliyor. İşte az önce bahsettiğim yöntemlerden herhangi biriyle metamfetamini sentezlediğinizde bunlardan eşit oranlarda üretiyorsunuz. Bu tür karışımlara racemik karışım diyoruz. Walter White ise bir şekilde bu molekülleri kusursuza yakın bir şekilde ayıklayıp %99.1 saflıkta sağ elli met üretebiliyor gibi gözüküyor. Kıyas olması bakımından Jesse %96.2, Gale %96, Todd ise sadece %76 saflıkta met üretebiliyor. Gerçek sokaklarda satılan uyuşturucuların çoğu ise %50 civarında bir saflığa sahip oluyor. Aslında özellikle de P2P metoduyla üretilen metamfetamini enantiyomerik olarak saflaştırmanın yollarını biliyoruz ki bunlara Walter'ın da bahsettiği gibi stereospesifik indirgeme deniyor. Ama bu yöntemlerin hepsi dizide gösterilenden çok daha zor, çok daha uzun ve çok daha masraflı işlemler. Dolayısıyla burada birazcık hayal gücü arkasına sığınılmış gibi gözüküyor. Ama o kadar olacak. Neyse daha fazla Matt'ten bahsetmeyip onu bir kenara bırakalım ve dizinin diğer bilimsel detaylarına birazcık bakış atalım. Mesela dizinin en şaşırtıcı bilimsel olaylarından biri, Walter'ın met kristaline benzer bir kristali kullanarak Tuco'nun ofisini havaya uçurmasıydı. Bunun için Civa 2 Fulminat isimli bir bileşik kullanıyor. Civa 2 Fulminat, nitrik asit içinde civanın çözünmesi ve üzerine etanol eklenmesiyle elde edilen bir toz. Ki bu dizinin dramatize ettiği ilk nokta. Aslında Civa Fulminat bir kristal değil. Toz. Ama onu kristalize etmek de mümkün. Hele ki Walter'ın kristalizasyon konusundaki deneyimi gözetilecek olursa. Ama bu da oldukça pahalı ekipmanlar gerektiren çok hassas bir işlem. Dolayısıyla toz olarak kullanmak çok daha kolay olurdu. Tabii orada mete benzer gözükmesi Walter için önemliydi. Dolayısıyla bu daha anlaşılır bir dokunuş. Ama kristal de olsa, toz da olsa Civa Fulminat'ı elektrik, ısı ve hatta basınca maruz bıraktığınızda gerçekten de müthiş bir şiddetle patlıyor. Ne yazık ki Mythbusters'ın da gösterdiği üzere dizideki gösterimde iki abartı var. İlki, Walter'ın kullandığı gibi 50 gramlık bir parçayı insan gücüyle fırlattığınızda bir patlama elde edemiyorsunuz. Çekiç gibi bir aletle vurmanız veya bir fünyeyle patlatmanız gerekiyor. İkincisi, bir şekilde 50 gram Civa Fulminat'ı patlatabilseydiniz bile bu patlama öyle koca bir ofisin camlarını havaya uçuracak şekilde olmuyor. Dizide gösterilen daha ziyade birkaç kilo dinamitin patlaması eşdeğer. Buna karşılık patlama sonrasında bir civa yağmuru oluşacağı ve bu civanın etraftaki bütün cisimleri kaplayarak özellikle de demir, çelik, platinyum, tantal ve tungsten harici metalleri size daha önceden gösterdiğim gibi amalgama çevirerek parçalayacağı doğru. Ayrıca patlama nedeniyle ölmeyen kişiler de açığa çıkan civa buharına maruz kalıp zehirlenerek ölebilirler. Yani Civa Fulminat gerçekten de tehlikeli bir madde. Eğer yeterince ilgi olursa bir kısa videoda size Civa Fulminat sentezleyebilirim. Yorumlara bekliyorum. Geçelim elektromıknatıslara. Beşinci sezonun ilk bölümünde Walter ve Jesse bir hurdalıktan aldıkları ve arabaları kaldırabilecek kadar güçlü bir mıknatısa 21 seri, 21 paralel toplamda 42 tane araba bataryası bağlayarak met pişirdiklerini gösteren görüntülere sahip bir hard diski polis binasının dışından o mıknatısla çekerek bozmayı başarmışlardı. Bu mümkün mü dersiniz?
pek net değil. Evet, hard diskler manyetik alanla çalıştığı için çok güçlü manyetizma altında kaldıklarında depoladıkları veri bozulabiliyor. Hatta teknik olarak hard diskinizde bir şeyi sildiğinizde o veri gerçek anlamıyla silinmiyor. Sadece üzerine yazılabilir bir alan olarak değerlendiriliyor. Ve ola ki üzerine bir şey yazmazsanız aradan yıllar da geçse sildiğinizi sandığınız dosyalar erişilebilir olarak kalmaya devam ediyor. İşte bunu önlemek için bazı yazılımsal yöntemlere ek olarak degaussing denen bir yöntemle elektromanyetizma yardımıyla hard disklerdeki verileri tamamen silebiliyoruz. Breaking Bad'deki sahnedeki sorunsa elektromıknatısla cihazlar arasında çok fazla bir mesafenin ve kalın bir duvarın olması. Bir elektromıknatısın etki edebileceği mesafe ile o güce erişebilmek için gereken akım arasında küp cinsinden bir ilişki var. Dolayısıyla normalde 10 santim mesafeden degaussing yapmak için atıyorum 1000 amper akım gerekiyorsa 100 metreden aynı düzeyde etkiyi yaratmak için 1 milyar amper gibi erişilemez bir akım miktarı gerekiyor. Üstelik aradaki duvar, polis karakolunun duvarları içindeki perdeleme yöntemi ve hatta odanın içindeki metal kapı bile sonucu etkileyebilen faktörler. Gerçekten de Mythbusters Junior ekibi bunu test ettiğinde aynı mesafe eden aynı güçteki elektromıknatısla bırakın bir laptopu tek bir iğneyi bile oynatamamışlardı. Yani dizide gösterilen pratik olarak mümkün olanın sınırlarının azıcık dışında, teorik olarak mümkün olanınsa azıcık başlangıcında yer alıyor diyebilirim. Peki birazcık da zehirlere bakalım. Biliyorsunuz dizide Walter White birkaç kez ricin adlı bir zehir hazırlıyor. Ricin. İkinci sezon boyunca Rhys'in karşımıza tekrar tekrar çıkmasına rağmen 5. sezon finalinde Lydia Rodarte Quayle'i öldürmek haricinde ya hiç kullanılmıyor ya da bir türlü kullanılamıyor. Rhys'in gerçekten de Ricinus communis türü, Hint yağı olarak da bilinen keneotu bitkisinden üretilen son derece zehirli bir protein. Solunması halinde sadece 4 miligramı, yutulması halinde ise 3,5 gramı 100 kiloluk bir insanı öldürmeye yetecek kadar güçlü. Ki bu kadar Rhys'ini sadece 10-15 tanecik bezelyeyi ezerek elde edebiliyorsunuz. Rhys'in kanınıza karıştığında hücrelerinizdeki ribozomlara bağlanarak protein sentezini durduruyor ve birden fazla sistemi aynı anda iflas ettiriyor. Rhys'inle zehirlenen kişiler birkaç saat içinde grip benzeri semptomlar gösteriyorlar. İshal oluyorlar, kusmaya başlıyorlar ve mukuslu membranlarından kan gelmeye başlıyor ve hemen tedavi edilmezlerse genellikle 3-5 gün içinde kalp krizi nedeniyle ölüyorlar. Dolayısıyla dizide Lydia karakterinin sergilediği semptomlar oldukça gerçekçi. Tabii bazı sorunlar yok değil. Mesela grip benzeri semptomlar daha ziyade soluma yoluyla alındığında görülüyor. Lydia ise çayına karıştırıldığı için Rhys'ini ağız yoluyla alıyor. Dolayısıyla semptomlarının daha ağrılı, enflamasyonlu, kusma ve mide bulantısına dayalı olmasını beklerdik. Grip benzeri değil. Ama çok hoş bir detay şu. Walter Rhys'ini Lydia'nın çay tatlandırıcısına karıştırıyor ve her ne kadar dizide bu detaydan bahsedilmese de Lydia'nın içtiği çay soğuk gözüküyor. Bu önemli bir detay. Çünkü 80 derece ve üzerinde, yani sıcak bir çay içiyor olsaydı Rhys'in bu sıcaklıkta denatüre olurdu ve çalışmazdı. Bilerek mi yaptılar yoksa tekrar tekrar çektikleri sahnelerde çay soğudu mu bilemiyorum. Ama bilerek yaptılarsa gerçekten süper detay. Bu arada hatırlarsanız 4. sezon finalinde Walt'un Jesse'nin sevgilisi Andrea'nın oğlu Brock'u Rhys'inle zehirlediği sanılmış ama sonradan inci çiçeği olarak da bilinen Convallaria majalis türü bir bitkinin meyveleriyle zehirlendiği anlaşılmıştı. Gerçekten de inci çiçeği meyvelerinde bol miktarda kardiyak glikositi var. Yani bu meyveler veya bitkinin diğer parçaları tüketildiğinde kalbin pompalama hızı artıyor ve karın ağrısı, kusma, mide bulantısı gibi semptomlar gözüküyor. Bunlar Rhys'in zehirlenmesinden çok daha hafif olsa bile yine de tehlikeli olabilen semptomlar ve maalesef küçük çocuklar gerçekten de bitkinin kırmızı meyvelerine fazlasıyla çekiliyorlar ve bunlardan yiyip hastanelik olabiliyorlar. Ama şu var, şimdiye kadar bu bitki nedeniyle ölen kimse olmadı. Dolayısıyla Brock'un da ölmemiş olması isabetli. Son olarak bir de hidroflorik asitle cesetleri yok etme konusundan bahsedelim. Breaking Bad'de bu olay 3 ayrı sezonda toplamda 3 kez gösteriliyor. Ama tabii ki en vahşisi ilk sezonda Emilio Koyama'nın cesedini bir küvette yok etmeye
çalıştıkları o meşhur sahne. Hidroflorik asit aslında zayıf bir asit ama kimyasal olarak gerçekten de son derece aşındırıcı bir madde. Özellikle de oksitleri çözmek konusunda çok başarılı. Camla çok yüksek, nikel, altın, platinyum ve gümüş harici metallerle ise orta derecede reaktiviteye sahip olduğu için ve hatta birçok plastikle de tepkimeye girdiği için hidroflorik asit çoğunlukla teflon ya da klorosülfonatlı polietilen gibi fluorokarbon plastik kaplarda saklanıyor ki dizide de yanlış bir kap satın alan Jesse'nin aptallığıyla alay edildiğini görüyoruz. Peki hidroflorik asit bir bedeni çözebilir miydi dersiniz? Muhtemelen hayır. Hidroflorik asit insan vücudundaki tüm dokuları parçalayabilecek kadar güçlü bir asit değil. Eğer bir bedeni yok edecekseniz nitrik asitle hidroklorik asidin 1'e 3'lük molar karışımı olan kral suyu çok daha etkili bir yöntem. Ayrıca dizideki bir anormallik de şu: Walter'ın okulunda 22 litrelik şişelerde bir dolu hidroflorik asit görüyoruz. Bırakın bir liseyi, üniversitedeki bir kimya bölümünde bile bu kadar bol miktarda hidroflorik asidin bir arada bulunma ihtimali sıfır. Sanıyorum zırpırt büyük depoları soymak zorunda kalmasınlar diye böyle bir yola başvurulmuş. Ha bu arada hidroflorik asitle bir şeyleri çözerken, hele ki o kadar çok miktarda asit kullanacaksanız, sadece gaz maskesi ve birazcık koruyucu kıyafet giymek kabul edilemez. Vücudunuzu tamamen örten kıyafetler giymeniz gerekiyor. Çünkü buharlaşan hidroflorik asit açık derinizle temas ettiğinde buralarda çok ciddi yanıklara sebep olabiliyor. Sizi zehirleyebiliyor ve hatta absorbe olması sonucu ölümünüze neden olabiliyor. Ama genel olarak Breaking Bad'deki kişisel koruma ekipmanlarının kullanımı diğer dizilerden çok daha isabetli diyebilirim. İşte böyle. Tabii ki dizi boyunca daha birçok bilimsel detaya yer veriliyor. Mesela kanser biyolojisinden bahsedebiliriz veya Hank'in jeolojik mineral sevdasından. Diziyi çok daha derin bir etik analize tabi tutabiliriz veya Amerika'nın uyuşturucuya karşı özellikle de 90'larda açtığı savaşın ne kadar çok kurban yarattığına. Ama bunlar hep başka videoların konusu. Eğer diziyle ilgili ilginizi çeken başka konular varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Belki kısa videolarda bunlardan bahsedebilirim. O zaman dek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.